amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Amaç terörü kaynağında kurutmak ve sınır güvenliğini sağlamaktı. Bunun için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı. Pençe, Hudut'taki en son kilit. Hudutların tam olarak kontrol olacak. Geçişleri vesaire artık Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol edecek. Terör örgütü PKK'ya yönelik pençe operasyonlarının ilki 3,5 yıl önce başladı. Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonları yapıldı. Hakurk ve Sinat Haftani'nde terör yuvaları yerle bir edildi. Pençe operasyonları artan tempoda devam etti. Bölücü terör örgütüne 2020'de Kartal ve Kaplan, 2021'de ise Kartal 2, Şimşek ve Yıldırım darbeleri indirildi. Sınır hattı büyük oranda teröristlerden temizlendi. 2019-2021 yıllarında yapılan pençe operasyonlarıyla Hakurk, Sinat Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde 1010 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo ve mağaralar yerle bir edildi. Ve takvimler 17 Nisan 2022'yi gösterdiğinde sınır hattına son kilidin vurulması için yeni bir operasyon başlatıldı. Pençe Kilit ismi verilen operasyonda hedef Metina, Zap ve Avaşin Basyan'daki terör inleriydi. Havadan ve karadan vurulan bölgede her geçen gün çember daraldı. Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün yıllarca yuvalandığı girilemez denilen Zap'ı bölücü hainlere dar etti. Pençe Kilit operasyonunda 464 terörist etkisiz hale getirildi, 1203 silah ele geçirildi. Yüzlerce sığınak ve mağara temizlendi, 2000'e yakın patlayıcı imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ZAP bölgesindeki başarısı karşısında örgütün sözde yöneticileri şokta. Büyük bir panik ve moral bozukluğu içine giren örgüt mensupları canlarını kurtarmanın yollarını arıyor. Bazıları kaçıyor, bazıları ise teslim oluyor. ZAP bölgesinde 2 günde 7 terörist Mehmetçi'ye teslim olmak zorunda kaldı. Operasyonda çember daraldı. Kontrolün tamamen sağlanması an meselesi. ZAP'ın temizlenmesiyle Irak-Türkiye sınırına terör kilidi vurulmuş olacak.